İyi akşamlar. Evet hocam buyurun. İyi akşamlar. İki ayaklı maçın ikincisini de tamamladık. İlk ve ikinci maçta hem oyun olarak hem rakip ceza sahasına fazla girme, topa fazla sahip olma, attığın şut sayısı, bugün özellikle oyunu tamamen bizim kendi elimizde oynamamız, rakibe doğru düz pozisyon vermedik ki böyle özellikle ikinci yarıda. Hani oyuncu grubu her şeyi sonuna kadar denedi. Kazanıp bir yani Şampiyonlar Ligi'nde grupta devam etmek istiyorduk. Ama iki maç bu seviyede oynayabilecek maksimalde hem konsantrasyon olarak hem oyun olarak sahanın içinde zaman zaman büyük bölümünde planları uygulayarak özellikle bekleri derinliğe yolladık. Kenar orta sayısı da fazla. Girdiğimiz pozisyon sayısı da fazla. Ama bu seviye girdiklerinden bazılarını değerlendirmen gerekiyor. Yoksa cezalanabiliyorsun. Rakip o anlamda iyi bir savunma yaptı. Daha fizik kalitesi yüksek bir takım. Onları tebrik ediyoruz. Ben oyuncuların bugün özellikle iki maçta da, sadece ilk maçta, bu maçta değil, her şeyleri denediler kazanabilmek için. Nem oranı çok yüksek iki maç içinde. Oyuncuların fizik kalitesinde çok etki etti. Ama ben oyun olarak çıktığında kazanabileceğiz. Müsabaka beraber ettik ve eğlendik. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Taraftarımız özellikle oyunun başından bir bölüme kadar çok destek verdiler. Geçen sene olduğu gibi hem savunma hem hücumda. Sonrasında da bazen onların da duyguları karışabiliyor. Biraz o anlamda yani oyuncuya da oyuna da oyunun süresine de gidişatına biraz daha hoşgörü bekliyorum. Geldikleri için destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yolumuz Avrupa Ligi'nde devam edecek. Rakibi tebrik ediyorum. Biz bir an evvel önümüzde o hoşgörüyü hafta sonu taraftarımızla bekleyerek Galatasaray maçı var 4 gün sonra. Onu en iyi şekilde fiziksel olarak toparlanarak ve zihinsel olarak toparlanıp hazırlanmak istiyoruz. Soru var mı? İyi akşamlar. Var galiba soru. Nerede? Oradan şu an. Bence bu seviyede 5-6 tane pozisyona girmek maksimalde iyidir. 5-6 tane pozisyona girdik. Biz kendi ligimizde top rakipteyken oynayan değil, top bizdeyken oynayan bir takımız. Topa sahip olarak oynayan bir takımız. Onun için top bizdeyken temas yapma gibi bir durumumuz oluşmaz. Geçen hafta Kopenhag takımıyla ilk maçımızı oynadığımızda ilk 10 dakikada 10 tane faul yapmışlardı. Toplamda ikinci yarıda 7 tane yapabilirler. Çünkü topa sahip olup olduğumuzda o fiziksel şeylerini de kullanamamışlardı. Oyunu onun üzerinden anlatamayız. Bugün biz pozisyon olarak da, kenar orta olarak da, rakip ceza sahasına girme olarak da, rakibe pozisyon vermeme olarak da, topa sahip olma olarak da üstün oynadık. Sadece topu içeri geçiremedik. Topu içeri geçsek oyunun senaryosu başka türlü olabilirdi. İyi bir takıma karşı olduk. Hani bu oyunun 5-6 tane girdiğim pozisyonu temaslı oyun olarak anlatamayız. Ona katılmıyorum. Servet Bey. Mikrofon gelecek. Hocanın o ifadesi üzerine. Ben kendisine dediğinizi bir tane pozisyonunuz yok. Trabzonspor'un 5 tane net pozisyonu var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne diyorsunuz deyince zaten o da açıklamasının bir yerinde bir yabancı arkadaş kendisine ligde şampiyonluk mu? Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek mi istersiniz derken ağzından kaçırdı. Ummadığımız şekilde gruplara kaldık ifadesi kullandı. Bence maçın başındaki gol olsaydı çok daha değişik bir senaryo olur. Ya bu tür müsabakalarda 70, 80, 85'te bile atsan oyun başka bir senaryoya doğru dönebiliyor. Onun için oyun disiplinine, oyun sadakatine çok sadık kalıp da oynaman gerekiyor. Eğer duygularını karıştırırsan 70'te 75'te atacağım bir golü sonra kendi kalenden alırsın ve hiçbir karşılığı olmaz, oyun karışabilir. Bence bugün oyunun sonuna kadar parça parça da olsa büyük bölümünde oyuna hep hakim olduk. Osman Bey. Osman Şiko Dünya. Hocam özellikle bu maçtan sonra size ligin ikinci yarısından itibaren bir hoca formsuzluğu olduğu eleştirileri yapılıyor.
Şimdiki bu çok önemli bir maçı kaybettik ve bu organizasyonda olmayacağız. Kaybetmedik, berabere kaldık. Turda elendik. Şimdi elinizde imkan olsa ilk yarı, ilk maçı yine öyle mi başlardınız? 11'le mi başlardınız? Bir de hem Antalya maçı hem bu turdan elenmek, şampiyonlukta kazandığınız kredinin kum saatinin terse döndüğü. Yani sizin için kredinizin azaldığı söyleniyor. Tabii böylelikle Galatasaray maçı da önemi artıyor. Bu iki yorumu rica ediyorum. Vallahi ben artık gülüyorum bunlara. Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Ben 1,5 senedir Trabzonspor Kulübü'nde harika işler yapılıyor. Bir oyun kültürü, bir oyun felsefesi oluşuyor. Yurt dışına oyuncu satıyor. Kupalar alıyor. Benim yolum uzun bir yol. Bunu herkes o şekilde bilsin. Bir maçla, iki maçla, yani hakikaten bilmiyorum ben. Dışarıdan da çok bir alakam yok. Kum saatinden de bilmiyorum. Galatasaray maçı da var. O da bu ligin maçlarından bir tanesi. Formsuzluk niye göre formsuzluk? Onu da çok bilmiyorum, anlamıyorum yani. Çok da takip etmiyorum. Oyunu nasıl geliştiririm? Kulübün içindeki organizasyonu daha iyi hale nasıl getirebilirim? Bugün Avrupa'dan Double Pass diye bir firma getirdim. Altyapının daha iyi hale gelebilmesi için. Bilginiz var mı? Yok. Yani bir yandan da bir kulübün organizasyonunu daha iyi hale getirmek için uğraşıyorum. Benim yolum uzun bir yol. O için o tür şeylere gülüyorum. Ama şehir bana çok destek verdi. Destek vermeye devam ediyor. Taraftara teşekkür ediyorum. Ama şeyini de aynı zamanda bugün özellikle zaman zaman onların da heyecanını anlayabiliyorum. Hoşgörüye davet ediyorum. Çünkü bu duygu oyunu günlük anlık. Skora göre değişebiliyor ve 10 saat sonra da kaybolabiliyor. Onun için burada gerçek olan Trabzonspor'dur. Trabzonspor daha iyi hale nasıl gelebilir ki iyi hali var. Biz onun için çalışıyoruz. Hocam geçmiş olsun. Haluk Ayıldız böyle. Teşekkür ederim. Hocam Şampiyonlar Ligi bittiğine göre UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor yoluna devam edecek. Buradaki hedefiniz nedir diye sormak istiyorum. Yani Trabzonspor müsabakasında her maçı kazanmak olur hedefin. Gidebildiğin nokta olabilir ama oraya gelene kadar perşembe günü bir cuma günü kurallar bir çekilsin. Sonra bizim pazar günü ligimizin değerli takımlarından bir tanesinden müsabakamız var. Onu bir önce toparlayalım. Kendimizi fiziksel ve zihinsel toparlayalım. Ondan sonra Galatasaray maçını oynayalım. Parça parça o haftalar geldiği zaman onlarla ilgili konuşuruz. Bu seviyelerde yarışmak, müsabakalar oynamak kolay değildir. Onun için bunlara çok doğru bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. Ezgi Alp, 61 Medya, Güne Bakış. Hocam maçtan önce Bakasetas'ın bir sakatlık durumu vardı. Bugün yedekte başladı, daha sonrasında oyuna dahil ettiniz. Hem Süper Lig hem de geri kalan maçlar için soruyorum. Bakasetas'ın şu andaki durumu nedir? Teşekkür ederim sorunuz için. Bugün biliyorsunuz Bakasetas'ı risk alarak attık sahaya. Artık hani bu riskleri belki 3 hafta, 4 hafta sakatlanma riski olur. Çok da aldığım bir durum değildir ama çok istediğimiz bir şeyi belki onun vuruşlarıyla çevirebiliriz diye ki 2 tane de vurdu. Edin Visca yok. Marek Hamşik yok, Baka yok. Bugün sahaya yazsan 11 onları yazarsın ama ona rağmen organizasyon seni yine bugün 5-6 net pozisyona sokabiliyor. Baka umarım şu an itibariyle buz vardı ayağında. Çok da oynamak istedi. O riski de aldık 3. oyuncu değişikliği olarak. Umarım ilerlememiştir diye düşünüyorum. Başka soru? Bir tane daha oradan kalktı. Hocam geçmiş olsun. Hasan Tüncel 61 saat. Bugün Jean-Pierre Gbamin transferini duyduk. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz acaba? Ben bugün yoğun olarak kulüpte maç analizi, rakip, toplantı, oyuncu grubuyla çalışıyorum. Transferle bugün hiçbir bilgim yok. Hiç kimseyle de temasım olmadı. Yarından itibaren belli olabilir. Çünkü birkaç oyuncuyla ilgileniyoruz ve çalışıyorduk üzerinde ama şu an ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Yarın geliyor diye haberler çıktı. Yani dediğim gibi ben maç günü dışarıya pek bağlantım olmuyor. Telefonum kapalı oluyor. Yani şu an itibariyle sadece maça odaklı kalıyoruz. Onun için çok bilgim yok şu an itibariyle. Evet. Başka soru? İyi akşamlar. Teşekkürler.